Herkese selamlar. Bugün çilek serumuzda ilk gübreleme işlemini yapacağız. Gübreleme için organik sıvı gübre olan Tegoku kullanacağız. Açılımı tek organik gübre. Yapraktan ve damlamadan uygulama yapacağız. Seramızda bu gübre haricinde başka gübre kullanmayacağız. Çileklerimizde durum şöyle. Fide dikimi yaklaşık bir ay önce yapılmıştı. Yaprak temizliğinde bazı çilek ve çiçeklerini yolmuştuk. O yüzden şu anlık üstlerinde fazla meyve gözükmemekte. Serumuzu bu şekilde. Şimdi yapraktan ve damlamadan gübre vermeye geçiyoruz. Gübremiz şu şekilde. Metal bir ambalajda gelmekte. İçeriği şöyle siyah renkli bir gübre. Tamamen bitkisel bir ürün. Kitapçık şu şekilde. Ürünü aldığınız zaman yanında bunlar gelecektir. İçerinde ise organik madde %40, organik karbon %18, azot %3, potasyum %4 ve pH aralığı 3,5-5,5 arasında. Kullanım oranı şu an biz çilekte uygulama yapacağız. Damlamadan dönüme 1,5 cc, 1500 cc. Yapraktan uygulama ise 100 litre suya 300-350 cc. Şu an biz damlamadan uygulayacağımız için yaklaşık 15-20 litre arası suyumuz var. Bize 50 cc yeterli olacaktır. Şöyle ölçeğimiz var. Eli cc'lik ürünümüzü şöyle suyun içerisine döktüğümüz zaman yayıldığını görebilirsiniz. Tamamen kendi yayılmakta. Motorun karıştırıcısını çalıştırıp daha sonra ilaç atımına geçeceğiz. Organik gübremizi şu an yapraktan uyguluyoruz. 20 litre suya 50 cc koyduk. Uygularken her çileğe eşit miktarda gelmesine özen gösteriyoruz. Böylece bitkiler eşit miktarda büyür.
şu an organik gübremizi yaprakta uyguladık. Şimdi ise damlamalı uygulama yapacağız. Bizim seramız yaklaşık 100-125 metrekare arası. Bunun için yaklaşık olarak 125 cc veya 150 cc bizim için yeterli olacak. Şu an gübre tankımıza 150 cc'lik EGOK gübremizi koyuyoruz. Böyle. Gübremizi koyduk. Suyun rengi birazdan değişmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişmeye başladı. Gübre tankını yarıya kadar doldurmamız yeterli. Daha sonra gübremizi damlamaya verip bitkilerimizi gübreleyeceğiz. Burada dikkatli olması gereken ürün organik bir ürün olduğu için mutlaka dezenfektan verdiğiniz zaman bu ürünü 2-3 gün sonra vermeniz gerekli. Yoksa verdiğimiz gübrenin bir anlamı kalmayacağı için bu faydasını göremeyiz. Dezenfektanla birlikte verdiğimizde ürün canlı olduğu için bakteriler ölmekte. Buna dikkat etmek gerekli. Şu an sistemimizin yarısı doldu sayılır. Gördüğünüz gibi suyun rengi tamamen değişti. Şu an damlamızı açıp seramıza gidiyoruz. Şu an damlamızı çalıştırdık. Çiçeklerimize sıvı organik gübre gelmekte. Şöyle. Çiçeklerin gelişimi gayet güzel. Şu an 150 cc'lik gübremizi 125 metrekare alana veriyoruz. Şöyle çileğin saçak köklerini görebilirsiniz. Gübrelememiz bu şekilde. Bu işlemi yaklaşık olarak haftada bir tekrarlamayı düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.